Günaydın. Günaydın. Tabii abi. İyi duruyorum burada. Fuara giden, İFA'ya giden gençleri seyrediyorum. Ben şort giydim, üşüdüm şu anda. Ben bakmıyorum, üstüm sweat çok var. Gidin de var, üstüm değiştireyim ben ya. Öyle böyle gelinmez. Evet. Hele bu şortla asla, plaj şortu giymişsin bile. Evet. Model olarak da. Çok soğuk ama. Yani çok soğuk değil, soğuk. Ne yaptın? Testeyi park ettin mi? Park ettim ya, seninkinin yanına koydum. Hayır. Nasıl? İyi bakıyorlar orada. Çok güzel bakıyorlar. Her gün silip temizliyorlar. Şarjını bol tutuyorlar. Aynen öyle. O yüzden ben hep oraya park ediyorum. Güzel güzel. Bilmek istediğim zaman da oraya gidiyorum ama yani. Tabii yani. Ne yaptın? İyi, kendime geldim. Ya ben dün hasta oldum. Yangın işte. Yangın mı, ambulans mı? İtfaiyeye benziyor. İşte ondan ama sesi güzellikle farklı ya. İtfaiye geçti. Evet. İnce tiz ambulans. Evet. Yani. O yüzden dünkü böyle giriş vlogumuzu adam akıllı yapamadık. Evet. Yarım girdik. Yarım girdik. Ama Uniqlo donlarını herkese tavsiye ederiz. Şu konfor. Evet. Yüzümüzden okunuyor bak. Rahat. Hayallere dalıyor insan ya. Bak senin o geçen gün beğenmedim dediğin arabanın yeni versiyonu. Beğenmedim. 7 serisi. Düzeltmişler daha. Bak o geldi. Çıkan arabanın önüne. Arabalar hepsi sıfır. Selam. Gidiyoruz İFA'ya. Ne var bugün şimdi? Bugün ne var? Böyle lansmanı var. Evet. Arkadaş, havası çok garip ya. Bak şu an terledim ben. Ama senin üstü çok kalın be abicim. Evet, gölgelikten çok soğuk oluyor. Şunu öyle şöyle. Ben eski şeylere de böyleyim. Alışkın. Güneşli işte atıyorum. Güneşli 25 derece, gölgeye bir geçiyorsun 10 derece. Hasta oluyorsun zaten. Öyle. Sabah da iyileşiyorum. O iyileşme hızın çok iyi. Murat abi bizi detay çekiyor şu anda. Evet, ben de Murat'ı detaylıyorum burada. Sesimizi alıyor mu şu anda? Yani işte. Olduğu kadar. Bizim sesimizi bu alıyordur zaten. Evet. Şunun pilinden de bulursak alalım ya bir iki tane. Ben Çin'den getirmiştim ama. İyi mi ki onu performans? Ya yalan dolan ya. Şey, orijinal alacaksın. Orijinal mesela 700 mAh falan. Benim Çin'den aldığım 1400 mAh diyor. Daha çok bitiyor ama. 2 kat olmasına rağmen daha az bitiyor. Performans. Ama şöyle bir şey var. Kurtarıyor günü, anı hani. Bana göre verdiğim para değdi. Ama yani 1400 mAh yok. 500 bin mAh falan yazınca dikkat aldım yani. Sen zannettin 3 gün kullanırım diye. Aynen öyle. Ben öyle zannettim. Hani bir tanesi 1 saat falan görüntü alıyor. Aynen öyle. 2 saat alırım dedim, olmuyor yani. Ver bana istiyorsan. Şu an güzel oluyor. Burası bombalamadan sonra kalıp hala korunmuş bir kilise. Orijinali gibi. Katedral. Çalışıyor, yapmışlar saatini. Bu sene çalışıyor. Yenilemişler. Geçen sene Murat abi mağdur oldu. Evet. Her şey geç kaldı. Hep de oraya bakıyordum. Tesla'nın önünden geçeceğiz. McDonald's var. Bir de Mekka Cafe diye ayrı bir kafesi var McDonald's'ın. İlk defa gördüm ben bu arada. Şeyde de var. Mekka Cafe var mı? Var. Ben hiç görmedim. Ben hiç ilk defa görmedim. Kahve yapıyorlar, çay servisi var. Nerede? Şu metro girişi. Landstraße. Caddeleri olan yerlerde vardı. Kahvaltı muhabbetine giriyorlar bir arada stratejik olarak. Türk halkı kahvaltı yapıyor falan diye. Onlar tatlı veriyor, kahvaltı. Krep veriyorlar kahvaltıdan burada. 15 dakikadır beklemek hiç kona çalmadım. Evet, son elini lansmandan çıktık. Şimdi ne yenir acaba burada, ne atıştırılır, onları kesiyoruz. Acaba ne yesek? Big Burger falan diyor burada. Ben ne yiyeceğimi buldum ya. Öyle. Aynen bu. Ekmek boyu olarak bizi doyurur bu. Hamburger. Evet. Bilmiyorum ekmek boyunu gördüm ama. Çok açız. Çok açız. Saat 6 saattir bir şey yemiyoruz yani. Dana gözü gibi burger yiyeceğiz. Evet. Burger değil de bu ne işte? Burger işte. Big burger. Big burger. Böyle kolayla alırsan €10. Kampanya vardı. Kampanya kaçırmadık, yapıştırdık. Tek başına €7. Evet, selam. Vallahi video açacağım. Onu bekliyorum. Saat 9'da video açılacak. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Berlin Hilton Otel'in oralarda bir yerlerde yemek yiyeceğiz. Yani o muhitte. Biz taksiyle oraya kadar geçeceğiz. Hadi bakalım gidelim. Peki. Efendim? Restart yapıp yürüyeyim ben. Tamam. Çünkü hiç yürümüyor. Ben upload'a verdim ama fotoğrafı yükledi. Fakat hiç upload'un ilerlediğini görmüyoruz. Ha, %1 oldu. Gidiyor. Böyle bırakalım mı? Yoksa? Bence upload iyi diyorsan bırakalım. Ya bir daha test yaptım. 3 diyor. 2.7 diyor. Yeter. O zaman ben yazılarını yazayım. Başlıklarını atayım, gidelim. Sen orada hazırlan. Ben böyle hazırım. Tamam. Üstüne uzun kollu al ama. Biz böyle çalışıyoruz. Evet. Bak gidecektik, gidemedik. Elektronik sigaranı al istiyorsan. Ya ben gidip aşağıya soracaktım elektronik sigara içebilir miyim diye de. Bence sorma hiç. Ne olacak ki? Steam koku yapmıyor, bir şey yapmıyor. Bilmem ki. Sonra başımız belaya girmesin. Ha, Almanya yasaksa falan zaten öttürülür, o da yok onu. Vallahi burada €700'dan başlamış cezalar. Evet, işte. Karşıda burada Swiss Otel var bak. Hmm. Herkes uyumuş Swiss Otel'de. Çalışıyor adam. Teklerimizi gördüler. Eyvah eyvah. Bak şurada böyle yat uyu. Kocaman bir oda. Aa, bir şey göstereceğim. Siz bunu gördünüz mü acaba hiç? Bak bak geldik. Evet, burası tuvalet. Şöyle çevirelim. İşte. Dev aynası. Şuraya bakar mısın? Kocaman bir ayna ya. Işıklar yanıyor mu? Sen yanıyor mu? Ne? Geldiğinde ışıklar yanıyor. Gerçekten mi? Nereden yanıyor? Evet. Çektin mi sen bunu? Bir yerden yanıyor, bir dakika. O yanmıyor. Heh, şuradan mıydı? Vay. Kocaman bir ayna ya. Bende yanıyor. Bak ben orada aslında normalde bu kadarım. Hı. Yanmıyor belki öyle ama bu benim gördüğüm en büyük dev aynası. Şuraları yanıyor. Ha, tabii. Aha. İşte burada makyajını yap artık. Yalnız çok güzel kamera işi olur ha. Böyle yuvarlak ışıkları iyi ya. Mehmet Turgut da kullanıyor ya bunlardan. Evet. Mehmet Turgut style. Bütün sırrını ifşa ettik Mehmet Turgut. Siz de yuvarlak lambayla Mehmet Turgut olabilirsiniz. Bu hala %1 yalnız bu. Ne yapacağız biz bunu? Bence ben bunu bir restart yapayım. Şifreli internete geçirelim. Ben bunu başına o zaman kopyalayamayacağız. Yapacak bir şey yok. O zaman hadi. Hadi. Al. Öyle mi yapalım yani? Yapalım abi. %1 ya. Gerçekten. Ama hızı 3 diyorsan kalsın %1'de. Abi. Yani. Upload 3. %1 100 MB. 200 MB. Yo, 20 MB yüklemedi daha. 2 GB bitiyordu. Değil mi? Bu zamana kadar yüklemesi lazımdı üstte. Yani işte onun için kaldım ben şu ana kadar. Değiştirelim. Sen bir kapatıp aç abi. Boş ver, kapatıp aç yazarız. Daha fazla zaman kazandırırsın. Okay. Leave page. Evet, böyle uğraşıyoruz işte gece. Daha bak yemeğe çıkacağız. Çıkamadık. Oh, Saturn poşeti bu da. Ganimetler ganimetler. Şimdi yolumu şöyle yapıyorum. Hop. Bunu bir restart yapacağız. Soracak zaten. Sorarsa sıkıntı yok. Bu 4K videosu şeyi mi? 90 megabit. Evet. Extreme. 4K yazılır diye. Bu da diğer kameralar için. Ha, diğer küçük kameraları da aldım bizim kart. 8 GB. 8'lik aldık. Yoktu başkası. Yani onu fark ettim. Vallahi olsaydı alırdım. Bunlar da yeni çıkmış ama ya. Bunu merak ediyoruz. Test edeceğiz. Bu ne? 95 hızı. Extreme Pro 4K Extreme Pro, 128 GB. Var. Ben size herkesin kullanabileceği bir şey göstereyim. Sony kulaklık. Evet, €24. 24 mi? 35 euro değil miydi? Yok, €24 bu. Aa. Timur abi 35 dedi. Yok ya, standart bir kulaklık. Ama sesi iyiymiş. İyi, biz diğer sonuçta. Mikrofonlu bu arada hani. Evet. Android, iOS uyumu var. Tabii en babası da burada. Bunu hiç sormayın kaç euro diye. Direkt açılıyor. Moraliniz bozulur. Açılmadı. Hadi bakayım. O Bose kulaklık kaç euroydu? 300 mü? 300 euro. Şey. Bluetooth'lu. Ben bunu cebe geçireceğim abi ama cepten atalım gidelim. Ver abi bana şeyi. Benim odadaki bilgisayarda şey var. Bağlı. Ona gideyim. Gidince ama yine aynı olacak. Benim odadaki hızlı internet. Ben oraya bırakacağım. Çok değişik bir internet sistemleri var bu arada. İlk başta çok free wifi dediği 1 megabit download, 3 megabit upload veriyor ki 3 megabit şey değil. Bir haftalık alırsanız interneti 8'e 7 ya da işte 9'a 7, 9 megabit download, 17 megabit upload, 20 euro, 19 euro. Onu aldık. 3 bilgisayara kadar kullanılabiliyor. 3 kişi kadar kullanabiliyor. Bir haftalığı mı? 6 günlü. Şey var mı? Kapasitesi var mı acaba? Yok. 3 bilgisayar. 3 şey işte. 3 cihaz. 3 şey bağlanıyor. Yani tüm 4. bir şeyle bağlanmıyor. Yemeğe gidemedik. Ama ben hemen seni arayacağım abi. Hallettim. Tamam. Çık diye aşağı inelim. Oy. Bu arada videom girdi yayına. Çok heyecanlıyım. İlk defa çantamda ne var videosu yaptım. Zaten başka da yapmam. Yapsam bu saatten sonra ekipmanlarım diye bir vlog yaparım. O da birkaç ekipman alacağım. Kamera düşünüyorum. Değiştireceğim kamerayı. Hani artık böyle hani yakındayken iyi konuşuluyor, iyi ses alıyor. Eyvallah da mesela uzaktaki bir şeyi çok bit kadar görüyorsunuz. Evet, taksiye bindik de bir şey fark ettim. Şu an bir Volkswagen Kiddie'deyiz. Bak arkada da koltuk var. Aa ne güzel. 2 koltukta hatta koymuş. 3 burada, 2 de şoförde bakıyor öyle. Gayet de güzel. Ya biraz büyük modelimin işte öne doğru gelince böyle oluyor. Bizde de Volkswagen Kedi var da. Aynı bu kasa. Evet bu arada geldik, yemek yiyecek yer arıyoruz. Bu Konzerthaus Berlin. Vali konağı gibi bir yer herhalde bu değil mi? Opera binası. Opera binası. Yani konser herhalde. Bizim İzmir'deki vali konağına benziyor. Berlin'de 3 tane opera binası varmış biliyor musunuz? Biri burada diyorsun. Yalnız hakikaten yapı da yapı gibi be. Vallahi. Hani mimarlıktan fazla ne ama. Böyle binaya nah yaparız gibi geliyor bana. Güzel bina. Yok bizde de var biz binalar abi. Bizim de mimari fena değil. O kadar ağır. Bunda hani çok yani heykelle girişiyorlar ya mesela o çok güzel oluyor. Bizde mesela kültür bina var, heykel yok sağında, solunda, ucunda, başında. Ama onlar işte hep binayı koruyorlar abi. Her yerde var. Modern binalarda da var. Bizim otelin karşısında gördün mü? Şimdi nereye buradan gidiyor? Gaza gelip öyle bir yürümüşüz ki geçmişiz abi. Ah. Muhabbete dalmışız. Şu aradaymış, ilk aradaymış yani. Evet, biz yemeği yedik. Buluştuk ekiple. Başka bir yere oturduk, tatlı yiyeceğiz. Ne var abi tatlı? Ben menüyü çekiyorum. Menü çok iyi. Bak gösterelim, söylemeyelim. Hangisi? O ne? Ana ne gösterdi? Nerede ya? Klas diyor. Yemin. Bizde demiyor. Ben Almancasına bakıyorum. Vallahi bilmiyorum. Bizimkisi hoş değil. İçerisi böyle. Biz dışarıdayız. Bu da 10 dakika sürer diyor. Diğerleri hazır. Kamera kayıtta mı? Kayıtta. Dön. Ama şimdi bak o İngilizce. Bu Almanya'nın Berlin'inde bol sivrisinek var. Var vallahi. Zımbalıyor. Zımbalıyorlar. Oo. Yerler kaygan diyor. Gideceksen ona gidelim. Murat şu tonda gülüyorsa tehlikeli bir durum var. Ya orada ya gören gördü zaten çok çirkin. Tamam ya Almancası kötü yani. Nereye gösteriyorsunuz? Beni gösteriyor. Klasik yer diyor. Ne diyor ki? Klasik demek istiyor. Klasikler demek istiyor ama işte Türkçe'de olmuyor. Olmuyor. Bunlar hep Alo. Evet. Burada hazır olanlar. Evet. Apfelstrudel. Neyse işte o. Evet. Ondan. Bu yes. Başka bir şey yok mu başka bir şansımız? Çikolatalı mousse var. Çikolatalı çilekli soslu. Three Apfelstrudel. Okay. Apfelstrudel. Apfelstrudel. Okay. Thank you. With ice cream. You have ice cream? This is Apfelstrudel is with vanilla sauce. You can order separate. Vanilla ice cream is one ball is 1,50 €. Okay. Okay. With free? Ice cream. Free. Yeah. Three ball. Okay. Elmalı turta gibi bir şey aslında söyledik değil mi? Apfel, apple yani onun evet. Öncesi. Apfel, şükrüdel. Ama İngilizce menüde de apfel diye yazıyor. Hayır, apple yazıyor. Apple yazıyor. Apfelstrudel yazıyor. Ben alıştım zaten. Ich will Fußball in der Schule galiba. Bu ne biliyor musun? Elmalı, kuru üzümlü ve bazılarında cevizli bir çeşit lazanya yiyorsun. Sıcak. Evet. Üzerine de vanilyalı. Ya anlatıcı hiç keyiflenmedim ben ya. Ama vanilyalı böyle bir hamurlar yapılıyor. Ama tadı güzel. Sıcak. Yani üzerine de lazanya kıymalı bir şey. Hayır, lazanya hamuru dedi. Hamuru. Hamurun arasında da elma var. Tarçın var. Çok güzel. Ben çiçekleri soldurdum ki bu. Ama asıl güzellik o sıcak hamurun huzuruna. Dondurması gelince güzel olacak. Bak sen daha önce vanilya soslu... Evet, ben tabakta neyi kaptırdığımı anladım ben de. Dondurma gitti. 4 tane keşke. Ama dondurmalı güzel bu tatlı. Sıcağın üstüne soğuk eriyecek. Benden yermiş. Çok dikkat ediyorum. 5 kilo aldım. 6. kiloyu almak için dikkat ediyorum. Hayat sana güzel. Ben de Yunanistan'da 4 kilo aldım. Hala da alıyorum hiç. Almaya da devam ediyor. Hepimiz o Yunanistan'da ne oldu? Ah o Yunanistan. Ekmekten oldu o. Sadece ekmek değil bence. Sadece patates kızartmasız öğün yoktu. Evet. Ha yok. Doğru. Bence ahtapot dedik ya ondan. Hep denizden. Ahtapotun hepsi kilo olsa ne olur lan? Ben hiç ahtapot yemedim. Yedik ya yemedik. Ben yemedim. Kalamar mıydı? Ha ondan oldu. Ben kalamar yedim. Hani bütün böyle restoranları falan çok güzel ya. Hep eski böyle şey. Hani klasik tarzı. Ahşap çok var kullanılıyor. Evet. Eski ahşap. Duvarlar direkt kahverengi, koyu kahverengi, rengi evet. Ahşap kaplama. Bunun bir arkasında mı çikolata müzesi vardı. Tavanı bile kaplamış burada yalnız. Oraya bir gitsek ya. Şuradan bir yerde Hilton şeyinde vardı görmüştüm. Biz Köln'e gittiğimizde de çikolata müzesi vardı. Nedir bu Almanların? Bu arada 2 kere geldim. Hatırlıyorum abi. Mesela burayı hatırlıyorum. Burayı güzel demişlerdi. Müzesine gidelim. Öyle işte. Tatlı gelince açarım görürsün. Apfelstrudel. Söyle bakayım. Apfelstrudel. Yes. Sonu L ile bitiyor. Söyle bakayım. Bir de Dunkhof. Bizimkilerden kalma Almanca o kadar. Ha, bir tek onu hatırlıyorsun. Okay. Ice cream. One now, because it's just free plate. After come the ice cream. Niye after? Ben önce belki before istiyorum. Niye after? Kafaya bak. Dondurmayı yanında vermedi mi? Yanına istedik sonra diyor. Ha. Alman disiplini bu işte. Biz de hiçbir şey diyemedik. Böyle bekle pek yazalım dedik. Hayır afalladık biz. Zaten ben anlamaya çalışıyorum böyle. After mı dedi? Azarladı gitti. Şimdi bunlar çilek nerede? Ben yedim. Pardon. Bir tanesini veririm. Al abi. Yok ben üzgün bunu yemek istiyorum. Bu işte şey. Yani bildiğiniz gözleme tarzı bir şey. Böyle arasında şey tıkıştırmışlar. Bıçak getirseymiş bari. Bizim dondurmayı vermedi ya. Ya yarın gelip yiyelim dedim dondurmayı biz. Dolaba koyuyorum. Ekşimesin. Bir de kızdı anasını satayım. Taksi. O değil de kadın hep beni azarlıyormuş gibi konuşuyor benim çok. Evet senin o zaten dedi. İnsan gibi soruyorum. Kenay diyorum ya. Ken diyorum. Please demedin diye olabilir mi acaba? Hayır, senin zaten o diyor. Bana bunlarla gelme dedi kadın sana. Vallahi ya. Hakikaten çok sert konuşuyorlar. Birazdan dedi. Çikolata şeyini oradan dönüp bakalım mı orada? Espri yapıyor ondan anlıyorsun. Bu ne zaman yayınlanacak Ekin? Bilmem. Şurada çikolata müzesinin önünde... Mesela Atina videosu hala yayınlanmadı. Ben daha oho Samos gireceğim ben daha. Santorini var. Santorini, Samos, Atina. Bir dahaki senesi geliyor şimdi. Onu orada paylaşacağız. Yahu, yani büyük bir felaket olmadığı sürece o adalar daha orada durur. Bence binip gidelim biz. Bence hava 10 derece falan şu anda. Neydi o Şokolada'nın garden neydi? Şokolada Museum. Mat boyaya bayılıyor. Aa bak diğer Sofitel dediği de buymuş. Taksiciye soruyordu hangi Sofitel dediği yeri bak bu. Ha, ben burada kaldım. İlk IFA'ya geldiğimde burada kaldım. Bizim aynı otelin şubesi. Evet. İlk geldiğimde burada kalmıştım. Burası daha güzelmiş ya. Bu çok güzel bir otel. Çok iyi yermiş. Yeri de çok iyi yani. Valla yeri, bizimkinin yeri daha iyi gibi geliyor bana. Mitte ya, burası Berlin'in merkezi. Kalmıştım ben de geçen sene Fizik'te. Hepiniz kokoşsunuz. Direkt söyleyeyim ben burada size. Kalmıştım. Vay vay vay. Çok güzel. Bence konum olarak burası 10 numaraymış. Çünkü Mitte zaten adı üstünde. Orta diyor, merkez. Gobeyi diyor Berlin. Bak şu taşlarda oturup haber yazmıştım ben. Musalla taşına. Zaman benziyor. Nasıl geçiyor değil mi? Ha, ona bank var ya. Banka bak, yere taş yakın yalnız. Taştan bank yapmışlar. Ama onlar çok rahat biliyor musun yani? Şimdi şuna biniyor muyuz? Evet, oturunca ayaklarını uzatabiliyorsun. Düz gibi böyle. Bu otelin restoranı mı? Evet. Ne kadar şık restoranı varmış. Ben öne geçiyorum ya. Ben öne geçiyorum. Biz arkaya dolu yapalım. Tabii. Ama o sefiller. Bu yakışıyor. Good evening, yaşamıyoruz. Sefiller iyidir abi. Ay. Vallahi iyidir. Kolay gelsin. Abi diğer Sofitel'e gideceğiz. Diğer. Augsburg açtası. Valla Kurfürstendamm'a mı gidiyordu? Ben bir tek onu biliyorum. Tamam, evet. Onu da güzel söyledi, iyi öğrenmiş. Onu iyi öğrendim ya. Ben söyleyemiyorum onu ya. Ben onu söylemek için 4 kere tekrar ettim videoda, hepsini de yanlış söyledim. Kurfürstendamm mı ne? Kurfürstendamm. Abi şöyle söyleyeyim, dünyada kendi dilinde müzik söylemeyen tek dil. Onun için size o dili düzeltmemiz. Güzelmiş bu. Kendi dilinde? Müziği olmayan tek ulus. Nasıl ya? Ne demek o? Alman müziği yok mu? Alman müziği var, Almanca müziği. Sence var mı şimdi? Var, Almanca bir sürü şarkı söylüyor. Bak ben bugün Murat Doz'a yolladığım müziğe bakıyorum. Bak. Hiçbir zaman Alman müziğini live göremezsin. Düzeltmemenizi kendinize şey yapmayın yani. Sıkıntı sorun yok. Sorun bizde değil bak, yani. Sorun sizde değil. Bak dinleyin bak. Sen burada mısın abi? Yani burada mı doğdun yoksa sonra? Yok canım, 17 yaşında geldim. 17 yaşında geldim. Aa, sen neresin abi? Memleket? Aslan Iğdır. Olmuyor yani. Olmuyor, zorla. Yok abi. Scorpions çıktı, İngilizce söyledi de oldu. Bir de Modern Talking şerileydi. Rammstein var. Rammstein konuşuyor zaten, şarkı söylemiyor ki. Ha, o da ayrı. Ama melodik bir şekilde böyle evet gelmiyor kulağına müziği. Döver gibi ya. Ya zaten yani gerçekten yani bunu Almanlara kızdığım için falan değil yani. Almanlar köylü millet. Teknolojiler öne gitmiş, öyle bilimler şunlar bunlar var ama bunlar çok köylü millet yani. Düz insanlar. Aynen öyle. Sert konuşuyorlar. Takır takır. Toyota Prius'tan memnun musun abi? Evet abi. Vallahi. Şimdi elektrikte değiliz değil mi? Elektrikte mi gidiyor? İkisi, çift motoru var. Karışık gidiyor. Durduğumuz zaman elektrik, şöyle bir sistemi var, çok kolay. Şimdi şu anda elektrik gücüyle gidiyoruz. Mesela gaz verdiğim zaman burada mesela şimdi şimdi benzin geldi, sağda benzin göstergesi. Yani ayağın gazla çektiğin an şey götürüyor. Yavaş yavaş gidersen elektrikle gidiyor. Elektrik yani şey kullanmıyor. Benzin motoru otomatikmen duruyor. Uzun yol falan yaptım. Bu nasıl performans uzun yolda? Türkiye'den geçen hafta geldim ya. Bununla mı gittin? Bununla gittim. Aa. Peki kaç para gidip geldin abi Türkiye'ye buradan? Buradan Edirne'ye 160 euro yaktı. 320 euro. Bedava valla, ne oldu, ağzım açık kaldı. Biz İstanbul'dan Çanakkale'ye gidip genci daha fazla yakıyoruz. Avrupa'da daha ucuz benzinler. Yok orada da pek klimayı açmasam yani klimayı kapattığım 4 litre yakıyor. Bu mu 4 litre yakıyor? Elektrikle beraber karışık olmasına rağmen. Tabii. Benzin 4 litre benzin yapıyor. Büyük araba, arkada 2 oturağı daha var. Evet, taksi verebilen fiş. Toyota Prius'a bak bunlar. Amerika'da daha çok görürsünüz. Daha doğrusu Amerikan filmlerine daha çok görürsünüz. Evet. Benim vlog devam ediyor. Ben böyle arka arkaya koyacağım. He. Sana bugün ayrıca senin için çekeriz. Tabii. Biz Saturn'e gidiyoruz. Saturn, evet. Klasik teknoloji anlamayan adam yurt dışında telefon fiyatları nasıl adlı video çekeceğiz. Kıyaslama videosu. Kıyaslama videosu. Bu arada biz bu videoyu kaçak çekiyoruz genellikle. Evet. Yani onda izin vermiyorlar. Vermiyorlar. Kamerayı anlamıyorlar ne olduğunu da öyle idare ediyorsunuz. Biz bunu deniyoruz falan diyoruz, böyle arada gidiyor hepsi işte. Mediamarkt'a çektik aslında, çok uzaktı. Gitmedik. 2 kilometre oraya yürüme vardı. Bir de şeye gideceğiz. Gene bu bir fuar var. Evet. Dün VR'ın başına çok sıra vardı. Kupon göstermiştim ben, onu aldık. Fiş aldık. He, ona gideceğiz, inceleyeceğiz. Aa. Ben bu arada şunu göstereyim. Ben hep bunu yıkılmış tarihsel falan dedim. Bu bombalamadan yıkılmış, o yüzden koruyorlar böyle. Ama saati geçen sene bozuktu, şimdi tamir etmişler, çalışıyor. Yalnız bak, geçmişlerinden utansalar da sahip çıkıyorlar. Yani en azından Hitler'den utansalar da. Hani bak, burası böyle bir savaştan sonra bu hale geldi. Yani demeye getiriyorlar. Oyunlarda da oluyor bak. Şu küçük şeyler var orada. Pencereler var ya böyle. Yani. Orada sniper durup tak 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 indiriyordu tüm milleti. Aynen. Öyle şeyler yani. Yaşanmış bir şey. Bize bu arada alt tarafında mermi izleri var bir sürü. Mermi değil mi onlar? Doğru. Evet, tabii mermi izleri. Vallahi bir sokak sanatçısı var. Vallahi çılgınlar gibi eğlenceli çalıyor. Çekmeyelim, çekersek 1 euro. Evet, çok pahalı. Kamera oraya döndüm 1 euro. Ben böyle her günde 10 euro görsek 30 euro. Ama şu anda zorla sosisli alıyor bence. Bak buradan ayrılmam diye. Evet, bayağı ısrarla. Sokak müzisyenleri burada böyle ısrarla böyle çalıyor. Allah'ım al şu sosisliği git. Ama adam şöyle bir şey de var, parasını da alıyor. Ah, ah be, bak polis ayı geçti kırmızıda. Nasıl durucu bak trafik. Ya şuraya kızmayayım diyorum. Adamın polisin ama önceliği var biraz. Gerçi ya yoktu o anda yolda. Tamam, o şey değil. İyi abi, o zaman kapatıyorum ben. Senin vloğa geçelim ya. Hadi. O zaman gelin benim vloğa, evet, devam ediyoruz. Madem böyle hep aynı şeyleri çekmeyin diyorsunuz, o yüzden biz biraz... böyle bir çözüm bulduk. Yani ne yapalım? Giriftli yaptık. Geçmeli. Çok sakat laf oldu ama olsun.